Evet, keyifli bir pazar günü inşallah evlerinizde de süre gelmektedir. Biz yine bilgi dolu programa başlıyoruz. İlk konuğum kıymetli meslektaşım Sayın Operatör Doktor Zekeriya Kul. Estetik ve plastik rekonstrüktif cerrahi uzmanı. Efendim hoş geldiniz. Hoş nasılsınız, bulduk. İyi misiniz? Teşekkürler, Sinan nasılsınız? Sağ olun, biz de çok iyiyiz. Hiç vakit kaybetmeden şunu soracağım. Okullar kapanmak üzere, evet. Yaz ayları yaklaşıyor. En çok hangi estetik ameliyatlar gündeme geliyor? Şimdi takdir edersiniz ki yaz dönemine giriliyor, plaj mevsimi geliyor. Giysi seçiminde değişiklikler oldu. Dolayısıyla vücut şekillendirme ve meme estetiği ön planda şu an. Bizim de bu ay özellikle meme büyütme ameliyatında artışımız oldu diyebiliriz. Küçültmede? Çünkü biz zayıflayan yani çok hasta zayıflatıyoruz. Zayıflattıktan sonra da göğüslerde sarkma bazen ve istemediği görüntüler olabiliyor ve zayıflattığımız, evet, hastaları biz de estetik cerrahlara gönderiyoruz. O da bu mevsimde galiba yoğun. Şöyle, meme küçültme biraz daha keyfiyetten uzak bir ameliyat. Daha zaruri kısmı ön planda olan bir ameliyat. Dolayısıyla onda çok mevsimsel farklılık yok. Olmuyor. Evet. Yeter ki kişi zayıflasın. Kesinlikle. Peki. Kesinlikle. Onun dışında meme küçültme ameliyatını en çok kimler tercih ediyor? Daha çok 40 yaş, 45 yaş üzeri bayanlar. Özellikle demin söylediğiniz gibi kilo vermeler sonrasında sarkma olmuş. Vücudunda birçok yerde kilo kaybı olmuş ama göğüslerde çok fazla hacim kaybı olmamış bayanlar. Çünkü bir ağırlık etkisi oluşturuyor. Özellikle sırt ve boyun ağrısı çekenler. Yani dediğim gibi daha çok fiziksel sıkıntılardan dolayı gelen hastalar bu grubu oluşturuyor. Yani keyfiyetten uzak, tamamen boynundaki, sırtındaki ağrılardan kurtulmak isteyen. Rutubi bir ihtiyaç aynı kesinlikle zamanda. Hatta çoğu zaman beyin cerrahları ve fizik tedavi uzmanlarının bize refer ettiğini görüyoruz. Peki. Şimdi doğumla meme dokusunda da çok değişiklikler olabiliyor. Evet. Doğumdan sonra memelere nasıl bir bakım yapmak gerekiyor mu veya ameliyat gerekebiliyor mu? Veya doğumdan sonra ne gibi sıkıntılar oluyor ki hanımefendilerde memeleri ameliyat ettirmek istiyorlar? Genelde doğum sonrasında göğüslere sarkıklık olduğunu, göğüs dokusunda küçülmeye bağlı olarak göğüsün içinde boşalma olduğunu görüyoruz. Emzirmeye bağlı mı? Emzirmeye yoksa bağlı. Emzirme sonrasındaki hormonal çekilmeye bağlı olarak böyle bir patoloji zaten oluşuyor. Ama bu tabii estetik anlamda bir patoloji, hastalık anlamında, evet, değil. Eğer sarkıklık olmadı, sadece volümde azalma olduysa tek başına silikon ameliyatıyla problem ortadan kalkıyor. Ama bazen hem meme dokusunda azalma hem de sarkma olduğu için dikleştirme artı silikon ameliyatı yapmak gerekiyor. Peki şimdi bu çipli implant diye bir kavram, evet, var yeni bu özellikle meme implantlarında. Bunun diğer eski bildiğimiz memeye konan silikonlardan farkı ne? Şimdi şöyle Ender Hocam, silikon implantlar meme büyütme ameliyatının başarısını belirleyen en önemli faktör. Evet. Meme implantını doğru seçersek, meme implantının özellikleri eğer doğruysa, hı hı, ameliyatın başarısı burada ortaya çıkıyor. Evet. Son dönemlerde anatomik yani damla silikon implantlar oldukça popüler olmuştu ama bazı plastik cerrahlar tarafından ve hastalar tarafından implantın rotasyon yani dönme özelliği olabileceği için biraz çekinerek kullanılıyordu. Ancak günümüzde artık çipli implantlar sayesinde anatomik implant yani damla silikon özelliği gösteren ama dönme rotasyon patolojisi ortaya çıkmayan bir durum ortaya çıktı. Dolayısıyla yani bir yerleştirdiğiniz zaman bir şeyi meme dokusuna da belli bir estetiği verdiğiniz zaman artık o şekilde kalıcı oluyor. O şekilde oluyor. Kalıyor. Hatta şöyle bir durum da var. Silikon implantlar iki şekilde karşımıza çıkıyor. Bir tanesi yuvarlak silikon implant, bir diğeri damla silikon, hı-hı, implant. Çipli implantlar iki özelliği bir arada taşıyor. Yani hasta yatar pozisyonda durduğu zaman yuvarlak implant şeklini koruyor. Ayağa kalktığı zaman damla silikon şeklini alıyor. Bu az önce bahsettiğim problemi de ortadan kaldırmış oluyor. Peki Zekeriya Bey, o implantları bana iletebilir misiniz, tabii, lütfen? Şöyle. Çünkü bunlarla ilgili size bazı sorular soracağım. Tabii ki. Şimdi bu elimde gördüğünüz dokuların özelliklerini konuşacağız. Şimdi çok kısa bir es veriyoruz. Size özellikle çikolata, biliyorum bayılıyorsunuz. Çikolata nasıl yenmeli? Yüzde kaç oranında olanı daha doğru? Şeker oranı nasıl değişiyor? Sütlü sütsüz ne fark ediyor? Bu kahverengi mucize yani kakao bizim sağlığımıza nasıl etki yapıyor? Onları bir dinleyelim. Döndükten sonra Operatör Doktor Zekeriya Bey bize bu silikonlarla ilgili, son teknolojiyle ilgili detaylı bilgi verecek.
Şimdi bayanlar adet öncesinde onun için böyle adeta iç geçirirler. Ah bir olsa da yesek kendimizi tutamıyoruz diye. Çocuklar bayılır. Aslında kadını, erkeği, genci, yaşlısı herkes bayılır. Rengi kahverengi. Çok güçlü bir antioksidan. Son zamanlarda kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu oldu. Kanseri önlemeye yardımcı olduğu ortaya çıktı. Hem keyif veriyor, lezzet veriyor. Hem de çok faydalı ve şifalı. Bu kahverengi nedir? Evet. Evet evet, bak bak, bildiniz. Çikolata. Evet, aynen çikolata. Fakat hangi çikolata ve ne kadar yenilecek? İşte sorun çikolatada değil. Sorun çikolatanın yüzde kaç kakao oranlı olduğu ile ilgili, içindeki şekerle ilgili. Yoksa kakaonun kendisi çok güçlü bir antioksidan. Vallahi konuşurken bile ağzım sulandı. Kusura bakmayın. Ben çikolatayı çok severim. Ama içinde şeker olan veya şeker oranı yüksek olan çikolatayı yemem. Ne kadar çikolata yiyeceğiz ve hangi çikolata yiyeceğiz? Çikolata yerken böyle koyu renkli, şeker içinde olmayan veya çok düşük olan bitter çikolatayı yiyin. En az %70 bitter olsun. Hatta %80-85 yiyebiliyorsanız, ki ben alıştım %80-85'e, çok daha keyifli. Yararı bol ama şişmanlatıcı özelliği az. Ha, bu arada kakaonun yağı olduğunu da unutmayalım. Ancak kakao yağının haricen sürüldüğünde cilde ve bronzlaşmaya çok faydası var. Cilt kuruluğuna da çok faydası var. Şimdi çikolatayı ne kadar yiyeceğiz? Acaba biz bu çikolatayı şöyle şu kadarcık mı yiyeceğiz? Yok yok, vallahi o kadar gaddar değilim. Bu kadarcık da çikolata yenir mi canım? Keyif var çünkü. Peki bu kadarcık mı yiyeceğiz? Bu kadar da değil canım, yemişken biraz daha yiyeceğiz. Ne kadar yiyeceğiz? Kendi parmağınızla iki parmak. Ha hanımefendiler, sakın ha kocanızın parmağıyla değil, kendi parmağınızla iki parmak yiyeceksiniz. Eh benim için bak bu miktar uygun oldu. Kendi parmağımla iki parmak kadar. Belki parmaklarınız daha inceyse şu kadar bir miktarda olabilir. Çikolatayı yediniz, yanında da sade bir Türk kahvesi. Ne de güzel gider değil mi? İki kahverenginin, iki şifalı kahverenginin mükemmel işbirliği ve dostluğu. Ara sıra çikolata yiyin, korkmayın. Tok karnı yemeyin, miktarı abartmayın. Ara sıra yiyin, hiçbir zarar gelmez. Afiyet olsun, şifa olsun, ağız tadı olsun. Şimdi elimde iki tane silikon var. Bu silikonların arasındaki fark nedir? Ve de bir soru daha soracağım. Önce siz bunların arasındaki farkı anlatın. Hakikaten hep merak edilir, bu silikonlar patlıyor mu, çıkıyor mu diye. Bayağı elimde ciddi bir basınç uyguluyorum. Herhalde bunun patlaması aşağı yukarı imkansız değil mi? İmkansız. Gerçekten o yönde teknolojiyle üretilmiş ürünler bunlar. Onlar tamamen hurafe bilgi diyebiliriz. Evet. Yani silikon yani patlaması. Şunu bütün gücümle sıkıyorum bu silikonu. Mümkün değil patlama. Aynı şekilde öbürki de. İkisi arasındaki fark nedir Zekeriya Bey? Sadece son dönemlerde bizim de kullandığımız çipli implantta bazı değişiklikler oldu. Bunlardan bir tanesi yüzey farklılığı. Dikkat ederseniz eski klasik. Evet, daha pürtüklü. Diğeri de pürtüklü ama daha kadifemsi bir yüzeye sahip. Bu kapsül oluşma ihtimalini daha da azaltıyor. Böyle bir artısı var. Ayrıca kıvam farklılığı var. Dikkat ederseniz diğerindeki kıvam daha doğala yakın. Doğru. Diğeri biraz daha sert. Doğru. Bütün bu avantajları içinde barındırdığı için ameliyat sonucumuz da daha estetik, daha natürel olmuş oluyor. Peki çipli olan, şimdi bu mu çipli olan? Evet. Nasıl oluyordu bu oynamıyor? Şimdi çipli hangi mekanizmayla, farklı mı yerleştiriyorsunuz, bir yere mi sabitliyorsunuz? Hayır, şöyle zaten içerisindeki jelin akışkan özelliğinden dolayı yatar pozisyonda durduğu zaman implant yuvarlak şeklini koruyor. Aynen öyle. Ayağa kalktığı zaman dikkat ederseniz evet doğru. Aşağı doğru bir migrasyon doğru. gösteriyor jel. Öbürkinde çok o kadar belirgin. Diğerinde zaten standart damla silikon şeklinde üretildiği için hangi pozisyonda olursa olsun o şeklini koruyor. Anladım. Bunda ise oturup ayağa kalkmanıza göre daha şeklini, doğal meme dokusunu taklit ediyor. Şimdi burada önemli bir soru. Diyelim ki bundan 10 yıl önce, 5 yıl önce, 3 yıl önce bir hanımefendi göğsünden dolayı belki kanser ameliyatı oldu. Belki özel nedenlerden dolayı, belki hormonal nedenlerden dolayı memnun değildi. Klasik silikonu taktırdı. Şimdi burada sizi dinledi, dedi ki aa daha doğalı çıkmış, üstelik de oynamıyormuş dedi. Peki bunu çıkartıp bunu taktırabilir mi? Bu zahmete değer mi? Kolay bir operasyon olur mu? Şöyle mevcut durumda eğer bir şikayeti yoksa, yani hem fiziksel anlamda hem implantın durumuyla ilgili bir problem yoksa biz değişim önermiyoruz. Ama siz öyle konuşmuyorsunuz. Diyorsunuz ki bu daha doğal duruyor, kıvamı daha doğal kesinlikle duruyor. Kesinlikle. Yattığında ve kalktığında daha meme dokusunda doğal bir görüntü veriyor diyorsunuz. Şimdi diyelim ki bir izleyici veya herhangi bir hastanız da ki ben bunu çıkarttırmak istiyorum. Size 5 sene önce bunu taktırmıştım.
Bunu çıkarttırıp bunu taktırmak kolay bir işlem mi? Yapılabilir işlem olarak bir işlem kolay. Tamamen bu noktadan sonra hasta beklentileri devreye giriyor. Eğer hastamız gerçekten böyle bir beklentiyle geldiyse biz kendisine önerilerde bulunuyoruz. Normal şartlarda herhangi bir patoloji yoksa implantın değişmesine gerek yok. Ama isteği estetik anlamda farklıysa, ben biraz daha büyük bir göğüs istiyorum, daha kıvamı natürele yakın bir meme istiyorum derse haklısınız, implant değişebilir. Peki. Yalnız önemli bir şey söylediniz. Eski silikonlarda kapsül oluşma riski olabilir. Bu yeni silikonlarda, çipli silikonlarda ise yok dediniz. Evet. Kapsül oluştuysa ne yapıyorsunuz? Kapsül oluştuysa, kapsülün tabii dereceleri var. Eğer düşük derecedeki bir kapsülle karşılaştıysak çok da bir revizyon ameliyatına gerek kalmıyor. Ama ileri düzeyde bir kapsül varsa cerrahi şart oluyor artık. Çünkü kapsül sadece ağrı veya fiziksel sıkıntı oluşturmuyor. Aynı zamanda göğüs dokusuna da bir baskı oluşturduğu için her halükarda bir cerrahi hak ediyor hastamız. Peki, meme operasyonlarının genelde aşamaları ve iyileşme süreleri nasıl oluyor? Mesela kişi diyelim böyle bir meme büyütme operasyonu için size geldi. Hangi aşamalarda nasıl davranıyorsunuz? Şimdi, ve sonrasında ne zaman normal hayatına geri dönebiliyor? Şimdi ameliyat zaten genel anestezi altında olduğu için klasik bütün genel anestezi ameliyatların hazırlık aşaması neyse o aşamayı yaşıyor hastalarımız. Bir takım tahliller yapılıyor, anestezi hazırlıkları yapılıyor. Evet. Ameliyat çok uzun süreli bir ameliyat değil. Ortalama 50 dakika, 1 saat arasında kısa bir ameliyat süresi var. Ameliyat sonrası dönemde özellikle implantı kasın altına yerleştirdiğimiz için bir gerginlik hissi ortaya çıkıyor. Bu da tabii ki hasta açısından gerginlik, ağrı. Alışmadığı duygular. Evet, yani onun belli bir süresi var. Ortalama 3-4 gün sonra hasta artık rahatladığını ifade etmeye başlıyor. Ama bir hafta sonra artık gerçekten sosyal ortama, işte iş hayatına dönebiliyor hastamız. Hastanın dikkat etmesi gereken konular var mı ameliyattan sonra? Veya sizin ameliyat başarınızı etkiliyor mu hastanın? Nelere dikkat etmesi gerekiyor? Sonraki dönem çok fazla etkilemiyor aslında ama tabii ki bir takım önerilerde bulunuyoruz. Yani örneğin yüzüstü yatma yaklaşık 2 ay sonra yapılabiliyor. Bu süre içerisinde çok ani hareketler yapmıyor. Çok ağır şeyler kaldırmıyor. Spor? Ama spor 2 aydan sonra, aktif spor 2 aydan sonra başlatıyoruz ama düşük kardiyo şeklindeki sporları 2 haftadan sonra başlatabiliyoruz. Yani yürüyüş gibi ve hafif şeyler. 2 hafta sonra başlayabiliyoruz. Peki başka uyarı ve önerileriniz var mı hanımefendiler için? Şimdi son dönemde oldukça farklı şeyler geliyor hastalardan. Bize ameliyatsız meme büyütme yöntemi var mı? Benim söyleyeceğim şu an tıbbi olarak ispatlanmış, gerçekçi, sonucunu hemen elde edeceğimiz tek yöntem silikon implantla yapılan meme büyütme ameliyatı. Burada bir parantez açalım. İnternette okuduğunuz ve bilimsel hiçbir dayanağı olmayan, bakanlık veya FDA'den onayı bulunmayan, işte şunu kullan meme büyütür, bunu kullan meme büyütür. Bakın doktor bey de diyor ki Zekeriya Kul, bunlar ispat edilmemiştir, işe yaramaz diyor. İnternette bu tür ürünlere lütfen para kaptırmayınız. Değil mi? Kesinlikle. Yani artık cerrahide, estetik cerrahide her şey çok netleşmiş durumda. Bütün klasik bilgilerimiz oturmuş durumda. Sadece teknolojinin bize sunduğu bazı imkanlar var. Onlardan faydalanıyoruz. Onun dışında yöntemler, her şey siyah beyaz, netleşmiş. Emzirme. Kişiler mesela emzirme dönemi bitmesini öneriyor musunuz? Kesinlikle. Mesela ama diyelim ki bir kişi çocuk doğurdu. Ondan sonra bu memesine implant taktırdı. Bu protezlerden taktırdı. Sonrasında ise fikir değiştirdi. Tekrar doğurmak ve emzirmek istiyor. Böyle bir durumda hastanın şansı var mı? Süt ve meme kanallarına, yani süt kanallarına herhangi bir zararı var mı? Rahatlıkla emzirebilir mi? Rahatlıkla emzirebilir. Süt kanallarına herhangi bir temasımız söz konusu değil. Çünkü implantı biz memenin içerisine değil, memenin altındaki bir kas tabakasının da altına yerleştiriyoruz. Evet. Dolayısıyla meme dokusuyla herhangi bir temasımız olmuyor. Tamam. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Güzel ve doğru kaynaktan doğru bilgiler aldık. Sonuçta insanın kendini nasıl iyi hissettiği önemli. Sizin aile hayatınızı olumsuz etkiliyorsa, kendinizi kötü hissediyorsanız, sırt ve boyun ağrıları doktor beyin bahsettiği gibi oluyorsa o zaman işin erbabı bir estetik cerraha başvurmakta fayda var. Efendim ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. Şimdi çok kısa bir aramız var. Yine sağlıkla ilgili bir püf noktası veriyoruz. Birazdan görüşeceğiz.